Merhaba arkadaşlar, YouTube Yemek kanalıma hoş geldiniz. Ben Tao Duymaz. Kanalımdan herkese sevgiler, selamlar. Bugün sizlere sushi nasıl yapılır onu göstereceğim. Sushi yapacağız hep beraber. Tarife geçmeden listelerden küçük bir ricam var. Bu benim için çok önemli. Önemli olmasa hiç rica etmem. Kanalıma aşağıdan abone olup videoyu beğenip zili açarsanız çok sevinirim. En önemlisi zili açmak. Eğer zili açarsanız benim için çok çok iyi oldu. Çok teşekkür ederim. Laf uzatmadan geçelim tarife. Öncelikle tava ve tenceremizin içine 1 su bardağı pirinç alıyoruz. Üzerine 1 su bardağı su ekleyeceğim. Nişastası iyice gidene kadar şöyle nişastasını götürüp süzüp üzerine 2 su bardağı su ekliyorum. 2. su bardağı suyumuzu ekledik. Şimdi ocağımıza alacağız. Ocağımızı yaktık. Pirincimizi ocağımıza aldık. Kaynamasını bekleyeceğiz. Arkadaşlar ben bir tane avokado almıştım 3-4 gün önce ama hala pişmemiş, ben pişer diye düşünmüştüm, hala biraz sert ya, o kadar moralim bozuk ki şu an anlatamam sizlere. O yüzden pişmemiş avokado biraz acı oluyor biliyorsunuz. Tadına bakacağız, eğer tadı acıysa yapmayacağım avokadolu, ama tadı böyle yenecek kıvamdaysa yapacağım. Şöyle kabuğunu soymam lazım. Aa, ıdıvanları kullanmayı unuttum. Evet arkadaşlar, şöyle ben kabuğuyla beraber şey yaptım çünkü tadına bakacağım. İnşallah pişmiştir. Çünkü ben bir ara pişmemiş avokado yemiştim. Bayağı bir acıydı gerçekten. Çok acıydı. Şöyle ben bir tadına bakayım burada. Ona göre haber vereceğim size. Şu an tadını alamadım. Daha bir tane yiyeceğim. Güzel bir tat geldi bana. Abla kötü değil. O zaman sorun yok. Ben beğendim. Yani yine tadına bakacağım. Tadını alamadım. Bence yani kullanabilirsin. Güzel bir tat aldım. Bunu da yiyeceğim. Arkadaşlar gerçekten tadı çok güzel. Ben hiç böyle beklemiyordum. Bildiğiniz sanki böyle sulu meyve yiyormuşsunuz gibi. Gayet güzel tadı, o yüzden kullanacağız. Şansa bak ya, Allah'ım çok şükür. Çok moralim bozuldu da, eğer tadı acı olsaydı kullanmayacaktım çünkü. Şöyle ben hemen bir kabuğunu soyacağım. Ben niye pişmedi ki anlamıyorum. Bayağı da uzun zaman oldu. Oğlum bir tane olgunlaşmış alacaktın, vardı en iyisi buydu zaten, en yumuşağı, diğerleri çok sertti. Hmm. Bir 4 gün oldu düşün. Belki kıştayız ya, o yüzden. Aynen, soğuk, mutfağımız buz gibi. Gerçekten mutfağım buz gibi, sanki derin dondurucu. Şöyle ben kabuğunu soydum, eldivenler büyük geldi. Şimdi ben bunu ince ince doğramamız gerekiyor. Şu şekilde. Arkadaşlar ben somon balığı almıştım marketten. Şu şekilde ayıklanmamış ve bayağı kılçıklıymış. Ben bu kadar kılçık olduğunu bilmiyordum. O yüzden de kılçıklarını ayıklayacağız. Ben şu an çok korktum ama kılçıklı bir şeyleri sevmiyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi pirincimiz pişmiş, mis gibi olmuş. Vallahi güzel olmuş öyle. Şimdi bunun kapağını kapatacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Kapağını kapatıp demlenmeyi bırakıyoruz çünkü bizim daha işimiz var. Ne işi? Balıkları ayıklayacağız ve bir şeyler koyacağız içine. Malzemeleri yani. Kapattık kapağı. Şimdi ben içine bir tane salatalık koymayı düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle salatalığımızı açtık mı? Açtık. Kucaklarımız hiç kesmiyor. Hiç sorma abla, valla çok kötü bir şey. Çok kötü bir şey. Biraz ince yapacağım. Biraz değil, yapabildiğiniz kadar ince yapın. Daha doğrusu. Şöyle bismillah. Arkadaşlar içindeki çekirdekleri çıkarıyorlar ama ben çıkarmayacağım. Ben çok seviyorum. En sevdiğim kısım içindeki çekirdekleri. Şöyle. Bunları atmayacağız. Yeriz yani, ağzımıza atarız onları. İçine de ben bir tane soğan koymayı düşünüyorum. İçine alacağım. Evet arkadaşlar, şöyle bir çay kaşığı tuzu kaşığımı aldım. Üzerine şöyle 3 yemek kaşığı kadar sirke. Arkadaşlar benim sirke çok keskin. Yani ay çok koydu galiba. Yeter, bu kadar yeter. Çok az, 2 yemek kaşığı kadar sirke ekledim. Ve üzerine
2 yemek kaşığı şeker, sugar, İngilizcesi. Şekeri ekledim, karıştırıyoruz. Bunlar eriyene kadar. Arkadaşlar ben hasır almayı unuttum. Sarmak için hasır mı deniyordu ne? Tam olarak bilmiyorum, böyle sarmak için var ya sushi. Ondan yok, o yüzden yağlı kağıtla çıkaracağım. Bir tane yağlı kağıdı böyle şeyin üzerine aldım. Neydi adı? Havlunun üzerine. Dilim dolandı. Ondan sonra şöyle, benim burada yosunum var. Yosun. Ablasa demiştim ya, küçük arkadaşımla yosun yemiştik barajdan. Ayy. Aklım oldu. Nasıl bir şey daha ya? Ne bileyim, arkadaşım ye yedimdi, ben de yedim. Ya Allah'ım, o yenir mi öyle ya? Kurbağalar murbağalar hayal edemiyorum. Sus, midem bulandı. Benim de. Bir tane alacağız yosunumuzdan. Kaç kat bu? Ya arkadaşlar aldık. Aldık mı? Aldık, tamam. Buraya gel abla. Şöyle, şöyle. Aynen. Tamam. Kaşığımı düşürdük elimizin içine. Şimdi arkadaşlar hazırladığımız bu sirke ile şeker tuz karışımını koyduk. Karıştırıyoruz. Şimdi arkadaşlar şuradan şöyle pirinç aldık. Pirinci aldıktan sonra yaklaşın. Yaklaş abla. Şöyle ekliyoruz. Hemen de yapışıyor yani, çok güzel. Ama biraz fazla sıcak. Ya değil de ılık. Sıcak olsa elim yanardı. Şekilde ekliyoruz. Yosunumuzun üzerine pirincimizi, değil mi abla? Hı hı. Değil mi abla, demez miyim? Yani sen bilirsin, ben bilmiyorum. Ben de ustası değilim. Acaba kaşıkla sürseydin daha iyi olmadı mı? Yok ya, sanmıyorum. Herkes eliyle yapmış. Özellikle TikTok'ta görmüştüm ben. Yapılışını hiç izlemedim ben. Bir yabancı abla yapmıştı. Yabancı abla böyle usta gibi elini yaptı hemen. Usta zaten. Usta gibi diyorum. Tamam abla, durdurabilirsin. Hı hı. Arkadaşlar gerçekten eldivenle yapmak ölüm. Siz mümkünse eldiven kullanmayın. Şöyle gördüğünüz yapışı artık elimi hareket ettiremiyorum. Şöyle şurasına, tam şurasına gelecek şekilde somon balıklarımı ekliyorum. Mümkünse siz eldivenle yapmayın. Elinizle yapın. Mis gibi, elinizi yıkayın önceden benim gibi. Yapın ama ben yine eldiven kullandım. Uuu, sinirim bozuldu. Ooo dediğin zaman aklıma kim geldi? Bana da aynı kişi. Menekşe. Menekşe pamuk mu diyor? Ha, pamuk da, evet evet. Yok, menekşe ama pamuk diyorlar. Evet. Doğru doğru. Yok aynen. Canım kardeşiydi herhalde menekşe. Hmm. Dün akşam izledim. Ama çok tatlı, çok masum. Aynen. Ne yapacağız? Ooo. Güldürme. Elin titriyor sonra. Estağfurullah. Şimdi avokadolarımızı ekliyoruz. Bunu böyle bölsem iyi olurdu aslında. Çünkü yamuk oldu. Tavuk demez, avokado yamultu. Yamultu. Aldık yorumlar. Şöyle ekledim. Biraz değişiklik olsun diye ben üzerine tekrardan şöyle soğan ekleyeceğim. Fazla da abartmayayım. Sadece soğan. Sadece soğan, aynen. Ya abla en zor kısmına geldi galiba. Elimi yıkayıp geleyim, yapış yapış çünkü tamam, yapamayacağım. Tamam, durduruyorum o zaman. Dur dur. Ben bunu yamuldu arkadaşlar. Ters oldu yani. Neden elimi korkak alıştırdığımı bilmiyorum. Çünkü ilk defa yaptığım için daha alışmadım. Şimdi arkadaşlar şunu alıyorum. Şöyle bismillahirrahmanirrahim diyerek sarıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Sardıktan sonra elimi çekiyorum. Çok kolay, çok basit yapımı. Şöyle yapıyorum. Ve sushi'miz hazır. Bismillah. Ah, kaç defa besmele çektim, ne güzel. Sushi'miz hazır. Gördüğünüz gibi dünyanın en basit, en kolay sushi'sini yaptık bugün sizlere. Bunu kenara koyuyorum şimdi. Arkadaşlar şimdi ben ikincisine geçtim. İkincisini nasıl yapacağım? Şimdi düşünüyorum, keşke krem peynir olsaydı evde. Aynı şekilde pirinci alıyorum. Bu arada birincisini çok fazla kalın yapmışım ortasını. Çünkü şeye geldi hani,
acemiliğe geldi çünkü video çektiğim için biraz şey oldu. Panik oluyorum ben video çekince. Hani en güzel şeyi sunmak istiyorum ya sizlere. İnsan, yani laf etmesinler diye. Sonra yapamadı falan filan. O yüzden biraz dikkatli davrandım. Kibar bir şekilde yapmaya çalıştım. Ama bunu kibar davranmayacağım böyle. Eşit gelecek şekilde pirinç ekliyorum. Gerçekten yapmayan varsa alıp yapsın. Bu arada ben şey yapmıştım Yuşan'da, bunun şeyini çiğ balıksızını yapmıştım. Böyle ton balığıyla, salamla falan yapmıştım. Aslında öyle yapsaydık daha bir değişik olurdu yani. Değişik olur da ilk bunu yapalım, orijinalini yapalım. Ya bunu yapınca şey diyorlar, çiğ balıklı yemek mi olur? Onu yapınca da şey diyorlar, kuşu dediğin çiğ balıklı olur. Ya ortada kalıyorum, anladın mı? Gerçekten de ortada kalıyorum. Ama herkesin damak zevki ayrı bence. Ya orası öyle de ne bileyim ya. Ben herkese hitap etmeye çalışıyorum o yüzden. Olabilir. Benim fikrim bu. Aynen. Artık ellerimi suya batırsam biraz. Su gelmiyor. Allah'ım versin. Yes. Şöyle arkadaşlar. Her tarafına gelecek şekilde ekliyorum. Bunu biraz farklı yapacağım. Diğer ters yapacağım. Pirinç tarafı dışa mı gelecek? Aynen. Anladım. Bravo inşallah. Ay evet, biraz dikeyim. Öylesin öylesin. Tamam. Güldürme beni. Gülmek istemiyorum. Tamam. Canım şarkı söylemek gidiyor. Aslında hafiften bir müzik açsaydın güzel olmaz mı? Ablacığım burası YouTube. Ay, a doğru. Telif atar. Pardon evet. Telif atar sonra videoma. Haklısın. 200 kuruş para kazanıyoruz, ola gider. Bu arada çok emek verdim galiba bu videoma. Malzemeleri ayarlayana kadar canım çıktı. İnşallah emeğinin karşılığını alırsın. İnşallah almasam da çok şükür yani. İsyan etmiyoruz hiçbir zaman ne olursa olsun. Aynen. Ama inşallah sayın seyirciler zili açmıştır. Şimdi bunu alıyoruz. Şu şekilde. Aldıktan sonra ters çeviriyoruz. Ters çevirdikten sonra. Arkadaşlar evde salam malam, krem peyniri falan hiçbir şey kalmadığı için bunu da mecbur böyle yapacağız. Bunu da ben salatalıklı. Hıyar. Salatalık. Ondan sonra yine aynı şekilde avokado. Şu adamın şey vardı ya, anakanda. O dolandı dilime. Ondan sonra avokadomuzu da ekledik mi? Ekledik mis gibi oldu. Balık ekleyeyim mi burada? Ekle gitsin ya. Ekle gitsin ya. İnşallah yerler bizdekiler. Bizdekiler biraz ön yargılı da haklılar yani. Ablam diyor Taha, saçmalama Taha, yapma diyor bana. Ama ben tadını merak ediyorum. Diğer ablam. Aynen Fatma abla. Sen merak ediyordun, söylemiştin zaten bana merak ettiğini. Yani değişik lezzetleri seviyorum. Aynı ben. Fatma ablam için söyledim. İyi insan iyi lafın üstüne gelir. Evet, İyi. Fatma ablam şu an. Oradan bitirdin mi diyor. Pis de geldi. Şöyle ekliyorum. Bunu da ekledik. Yeter mi malzemeyi? Yeter. Yeter. Şimdi arkadaşlar bunu sarıyoruz aynı şekilde. Elinizi korkak alıştırmayın lütfen benim gibi. Şöyle şekilde. Yapışmaz değil mi yalıkalda pirinçler? Bilmiyorum. Yok yapışmadı. Bazıları streçle yapmış. Aslında çok mantıklı streçler. Tamam, bu şekilde. Sarayım mı böyle? Sar böyle, bastır etrafını bence böyle. Bastırın zaman kırılıyor. Pirinçler biraz ayırık gibi. Bu da hazır. Şimdi bu keskin bıçağımız da yok abla. Yedik hayvanı. Evet, kesmeye başlıyoruz. Bir an telefonumuzun alanı yetersiz geldi. Telefonun hafızasını temizleyip geldim.
Kesmiyor. Şimdi tekrardan bıçağımızı soğuk suya batırıyoruz ki daha o kadar keselim. Bu bilgiyi nereden öğrendim? Kendi kendime öğrendim. Çünkü yapışmasın böyle diye yaparım. Aynen, yapışmasın diye. Tatlarda böyle yapıyoruz ya genellikle. Bıçağın aynen kenarını siliyoruz. Şöyle fazla bastırmadan sadece böyle dokundurarak kesiyorum ki güzel bir şekil alsın. Suşilerimiz hazır, gördüğünüz gibi. Şimdi ben bunları bu şekilde ekliyorum sunum tahtamın üzerine. Aynı şekilde bıçağımızı suya batırdık. Ay abla, bu çok şey, dikkatli kesmek gerekiyor. Hı hı. Yakından geleyim mi acaba? Gel. Şöyle bunu da aynı şekilde. Kesmiyor. Ya bu bıçaklara iş halletmeniz lazım aslında ya. Susam koyacağız üzerine. Biraz susam. Biraz. Serpiyoruz üzerine. Burada koyalım mı? Koy bence. Çilek otu koyacak mısın? Çilek otu da koyacağız. Çok özür dilerim, çok soğuk ama. Burnumu çektim. Çilekotu da koyduktan sonra son dokunuşlar bunlar. Bu arada. Ve finish. Tamam, güzeldir. Evet arkadaşlar, suşimiz hazır. Son dokunuşları yaptık. Şimdi tadına bakacağız. Gel abla. Ya arkadaşlar, benim daha önce çok suşi yemişliğim var. İstanbul'da falan yemiştim. Ama şu an nedense midem bulanıyor. Hani midem istemiyor kendin, böyle bir şey ya. Kendin yaptığın için olabilir. Yok, o yüzden değil. Belki sabah sabah diye akşam yemiştim, ne bileyim. Aynen. Şimdi arkadaşlar, ben hangisini tadına bakacağım? İkisi de aynı zaten. Şöyle tuttuktan sonra soya sosuna batırıyorum. Abla uzay istersen tadına bakayım ben. Başla. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Şimdi sizinle ben açça konuşacağım. Gayet güzel, İstanbul'da yemiştim. Bayağı bir yemiştim böyle tıka basa. Çok güzeldi. Bu da çok güzel. Ama şöyle, sürekli yenecek bir yemek mi değil. Özellikle çiğ balık veya çiğ bir şeyler yiyemeyenler buna dikkat etmekte önem var. Mideniz kaldırmayabilir böyle bir yemeği ama çok güzel. Gerçekten ben açık söyledim insanım. Ama her insan yiyemez. Gerçekten de her insan yiyemez çünkü çiğ balık. Ne kadar seversiniz bilmiyorum. Ben çok beğendim. Güzel. Benim için güzel. Şimdi ablam da bakacak tadına. Ben beğendim. Beğenmesem yapmazdım. İstanbul'da tadına bakmıştım arkadaşlar birkaç sefer. O yüzden videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Saygılar, sevgiler. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.